We are going to Izmir. Okay. Erman gel. Yürü. Sen getir onu. Yürü. Berat, give it to me. Ne oluyor çünkü? Hatta destek al. Yarış atı mı bu? İşte ne olur. Tamam. Onun ipini aç olmasın. Güle güle, hoşça kalın. Ha, kameradan görüyorsunuz. Tamamdır, sağ olun. İzmir'de görüşürüz eşek. 2017'den beri buraya Zincirlihöyük'te çalışmak için geliyorum. Önceleri öğrenciydim. Sonradan arkeolog olarak çalışmaya devam ettim. Bu yıllar arasında bizim ekipten hayvan sahiplenip Amerika'ya götürenler de oldu. Bu yıl ilk defa Höyük'te sahipsiz bir eşek bulduk. Bir supa bulduk ve supayı acaba bunu alıp eve götürebilir miyim diye şakasını yaparken bir anda gerçek oldu. Bütün yasal süreçlerini burada biz tamamladık eşeğin ve bir nakliyat firması bularak eşeğimizi buradan önce Bursa'ya, Bursa'dan da İzmir'e benim yaşadığım eve naklini yaptık. Şu anda evde ailemle birlikte beni bekliyor. Eşeği ilk bulduğumuzda birkaç tane kangal onu sıkıştırıyordu. Her sabah buradan geçiyordu eşek ve bütün köpekler ona havlıyordu. Çünkü huzursuz ediyordu buradaki hayvanları da onun varlığı. İlk defa burada sahipsiz bir eşek görmüştü. Birkaç gün sonra köpekler de alıştı, biz de alıştık. Biz dedik bu eşeğin adı ne olsun? Berat'a sordum, Berat dedim adı ne olsun? O da Samal olsun dedi. Bizim kazı yaptığımız bu höyüğün ismi, antik ismi Samal. Kuzey demek. Onun da adını Samal koyduk. Böyle 4000 yıllık tarihi olan bir höyüğün 2024 doğumlu bir eşek sıpası oldu. O da şimdi İzmir'de bizle yaşamaya devam edecek.